Efendim kendisi birkaç iyi aktörden biri. Deniz Celiloğlu. Bir insanın yaşadığını ispatlaması için 3 kanıt gerekse onlar neler olurdu? Peki köprüden önceki son çıkışı kaçıran birisi ne yapmalı? Ünlü oyuncu programımıza Sorular Evreni'nden katılıyor. Mesut Yana Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Deniz hoş geldin. Kum saati inmeye başladı. Şu kanıt meselesini bir kapatalım istersen. Şöyle kapatalım. Çünkü Türk televizyonlarında hani en uzun süre tekrar yapılan dizi olmak durumunda. Bir haftalık dizi olarak çevrildi. Sonra günlük diziye dönüştü. Sonra geceleri sabahla oynamaya başladı. Şimdi öyle kuşaklarında da var zaman zaman. Evet. Kendini rastlayınca ne hissediyorsun tam olarak? Yani görüyorum daha semirmişim, olgunlaşmışım. Biraz saçları kaybetmişim ama her şey yolunda. İvmeyle yukarı doğru gidiyorum yani. Eyvallah. Bir aktörün yaptığı geçmiş işlerle yüzleşmesi, hani daha çok fiziksel yüzleşme mi yoksa hani oyunculuk anlamında da bakar mısın? Ne yapmışım zaten acaba? Zaten oyunculuk anlamında bakıyorum. Yani iyi geliyor, kendimi iyi hissediyorum. Yani onu, şimdi seyirci nasıl bizi izliyorsa ben de kendimi izliyorum. Her projede ne yapıyorum, ne ediyorum, nerelere doğru gidiyorum, neye ihtiyacım vardı, ne eksiğim vardı, neyi tamamladım. Çok iyi. Yani kendim için iyi bir yerdeyim, yoldayım. Yani kanıt bırakmışım geride. Bıraktım. Demek onları. Ki hani her cinayet mükemmel olabiliyormuş. Olabiliyor. Oyunculuğu öldürmedin en azından öyle düşünelim. Son olarak yine bir dizideydin ama artık son olarak bir dizideydin lafını birilerine etmekten çok imtina ediyorum. Çünkü evet. Hep dinle bitiyor, dili geçmiş zamanla bitiyor. Evet. Ne oldu, ne getirdi bizi hani kanıt gibi çok uzun soluklu işlerden bu noktaya, kısa soluklu işlere? Ya bilmiyorum yani seyirci dinamikleriyle yani bence artık sektör daha derli toplu bir yere gitmeye başlıyor aslında. Ama çok fazla iş oldu. Bu sefer pasta bölündü. O zaman yani o yerinde kalabilmek iş meselesi zorlaştı biraz. Ama bu zannedilmesin ki işler başlıyorlar, hemen bitiyorlar. Sanki sektör kötü bir yere gidiyor. Bence daha iyi bir yere gidiyor. Ama herhalde hikayecilik anlayışını biraz, ya şeyi, bu zamanları sürelerle alakalı. Yani kaliteli iş yapmak için çok kısa zamanımız var. Orada gümbürtüye gidiyor bence işler biraz da. Biraz da doğal seleksiyon diyelim mi? Yani eline eline normal oluyor. Zaten her konuda öyle. Yani elene elene bir yere oturulacak, gidilecek yani. Bir sabitlenecek bir yer. Eyvallah. Bir oyuncuyu ne kadar travmaya sokuyor bir işinin bitmesi? Ya oyuncunun kendi şeyiyle, yani kendini nasıl var ettiğiyle alakalı. Mal varlığıyla alakalı diyorsun. Mal varlığıyla... Yani öyle demeyelim ama yani hayatta kalmak için bir varlığa ihtiyacınız var. Ama senin dünya üzerinde ne kadar ağırlık teşkil ettiğin, yani böyle kendini, ayaklarını sabit yere nasıl ağır bastın, o daha önemli. Anladım. Nasıl hissediyorsun? Ağır hissediyor musun kendini? Ben iyi hissediyorum. O zaman iyiymiş. Son filmin önce bir fragmanına bakalım. Çünkü evet, galiba bakalım. Orada çıkışını arayan bir adam var. Evet. Adamı bir görelim. Ondan sonra bir bakalım. Arkadaşlar fragmandayız. Şu rahatlığına bir bakar mısın? Şu rahatlığına inanabiliyor musun? Çünkü ben inanamıyorum. Hava tertemiz. Trafik yok. Buyurun şöyle, dilekçemi takdim edelim. Ben şimdi sabah gidiyorum ya, sen de atla gel. Dönüşü şimdilik boş bırakalım. Rica ediyorum, ne olur. Havalimanına yetişeceğim. Ben. Havalimanına yetişeceğim, metrobüse vereceğim. Senin iyi havalanına yetişiyorsun kardeşim, söyler misin? Film ne anlatıyor? Film vallahi işte hepimizin derdi, tasası, aşkı, ızdırabı İstanbul. Yani, ha, seviyorsun. Evet, seviyoruz canım. Aşığız yani. Çok aşığız. Ama işte bırakmak istiyoruz bazen ama bırakamıyoruz. O bizi tutuyor. İstanbul'dan kaçmak isteyen bir beyaz yakalı. fakat onun macerasını izliyoruz ki İstanbul'dan asla kaçış yok. Yani bir döngü gibi, kaçmaya çalışsa da tekrar onun kucağına düşüyor. Oradaki kaosunu izliyoruz. Adamın yani sürekli bir kaçma hissi var. Evet. Filmin başından sonuna kadar. Sonra hepimizin olduğu gibi yani. Ha, gerçekten yani. Herkesin böyle çok kendini bulacağı bir karakter Tahsin. Bazen oynadığın karakterle çok insan iç içe geçebilir. Hepsi. Hiç beyaz yakalı hissettin mi kendini? Ya hissettim, sadece başka gömlekler giyiyorum. Yoksa kesinlikle yakalarım beyaz yani. Ya, o formda yaşıyorum, o şeyde, hızda, ritimde yaşıyorum ama işte bunları giyiyorum diye herhalde kendimi mutlu hissetmeye çalışıyorum ama yoksa... Hiç kaçmak istedin mi şeyden, İstanbul'dan? İstedim ama gerçekten aynı şey oldu. Yani bir şekilde tekrar İstanbul'un göbeğinde buldum. Çünkü burasının galiba değişik bir şey, yani olmadan olmuyor. Enerjini buradan alıyorsun gibi bir hal oluyor bir süre sonra. Burada yaşaya yaşaya. Yani buradan gittiğinde sanki merkezden kopmuşsun gibi oluyor artık. Elin ayağın tutmuyormuş gibi. İstedim. Başta çok romantik geliyor. Başka bir yere gitmek. Oh, çayırda, çimende. Ya çayır, çimen, ya sahil. İşte sahil kasabasında küçük bir işte kafem olur ki tabii
kim olur? Ben öyle yaşarım ama daha değil galiba. Hala genciz, içimizde bir enerji var, ateş var. Daha değil. Peki, doğru, merkez kaç kuvvetine takıldınız? Çok doğru, çok doğru. Yani şey, İstanbul tabii ki bir manyetik alanı olan bir kent. Atıyorum mesela Ankara'da bir aktör olsaydın, Yozgat'ta bir aktör olsaydın, yani bir şeyler değişir miydi? Zannetmiyorum. Yani o zaman da İstanbul'a kaçmak isterdim yani. Ha. Doğru diyorsun ya. O zaman da İstanbul'a kaçmak isterdim. Yani Yozgat'ta bir aktör olsam ben İstanbul'a gideceğim. Çünkü her şeyin burada olduğunu işte varsayacağım. Onlar da bir yanılgı ama. Şimdilik böyle bir düzendeyiz. İşte İstanbul'dayız. Buradan kaçış yok. Mesela yani. Ankaralı oyuncular var. İstanbullu oyuncular var. Ankaralılar biraz daha mı ağır oluyor? Mesela hani günlük dizilerde oynuyorlar daha çok. Biz onları oradan biliyoruz ama hani Ankara Sanat Tiyatrosu'nu düşünürsen, Devlet Tiyatrosu'nu düşünürsen sanki biraz daha ağır bir ekollerim var başkentli oyuncuların. Hiç böyle bir şey... Bence o, yani geçmişte böyle bir şey varsa ama benim şimdiden gözlemlediğim öyle bir şey yok. Yani şehirlerin, yani coğrafyanın, şehrin insan üstünde bir etkisi var. Ankara daha soğuk, orada daha böyle soğuk ve şey biraz daha, daha gri sanki, değil mi? Koyu gri bir atmosfer ve insanların ruhunda da, ama bence artık öyle bir şey yok. Yani çünkü koca bir... Dünyanın içindeyiz ya, sosyal medyayla ve internetle, Ankara'da, Yozgat'ta, İstanbul'da olduğunun bir önemi yok. Artık beraberiz yani. Biz seninle belki 3 senedir görüşmüyoruz ama sen ne yapıyorsun biliyorum. Ben ne yapıyorum sen biliyorsun. Kilometrenin hiçbir önemi kalmadı. Hiçbir önemi kalmadı. Yani coğrafyalarında kalmamış oluyor. Evet. Gerçi ben yanlış adama sordum bunu. Çünkü sen Haluk Bilginer'le yanılmıyorsam aynı çatı altında tiyatroculuk yapıyorsun. Kral Lear. Evet. Ekim'de başladı. Ekim'de premier yaptık. Bu Shakespeare biraz zor değil midir hocam? Yani hani biz de kısalttık abi onun için zaten. Shakespeare mi var artık? Ne oldu? Shakespeare'e çevirdik. Aynen. Yani 5 saatlik oyunu böyle parçalayıp 2,5 saate izlenebilir hale getirdik. O zamanlar insanlar nasıl izliyorlarsa herhalde. 5 yani. Saat ne yapıyorlarmış yani? Hani işte biz şimdi 4 saat dizi izliyoruz diye kızıyoruz. Adamlar 5 saat tiyatro izliyor. Doğru diyorsun. Biz çekirdeği çitleterek yapıyor adamlar da demek onlar, ki bitti. Onlar da öyle tiyatro izliyorlardı yani. Peki 2,5 saate inince bütünlükte bir kayıp oluyor mu? Olmuyor işte. Orada devreye profesyonellik giriyor. Yani o kadar güzel bir şitri dediğimiz bizim yani kısaltma yapıyoruz. Onu da zaten Haluk abi yaptı. Çevirisini de Haluk abi yaptı. Yani çok güzel bir iş çıkardı orada. Hiç öyle anlam kayması, karmaşası diye bir şey olmuyor. Zor değil mi Haluk Bilginer'le oynamak? Ya şöyle bir anım vardı benim. Hep gençken sorarlardı işte kiminle oynamak istersin dünyada, Türkiye'de işte oyuncu kiminle sahneye çıkmak istersin? Ben hep Haluk Bilginer derdim çünkü. O ne güzel bir şey. Çok seviyorum. İşte seneler geçti aradan. Hani bizde öyle filmlerdeki gibi hayatlarımızda cam katlar yok ama yani şöyle düşün. Kimlerle oynamak isterdin diye sorular soruyorlar. Haluk Bilginer'le cam kat geçen seneye geçiyoruz. Telefonum çalıyor. Ben Haluk Bilginer'im diye. Aa, hocam ben seninle oynamak istiyordum. Ben seninle oynamak istiyordum. İyi olmuş. Başka ya. Bir şey mi dileseydin acaba? Hani bir Bitcoin uzmanı olsam da hani şey yapsam dünya finans piyasalarını görmezsin. Onu da diledim belki ama demek ki Haluk Bilginer 7 sene sonra oldu. Bu da bir 15 sene sonra. 15 sene sonra olmayabilir. Seninle yani. Türkiye'deki finansal piyasaları konuşabiliriz. olabilir. Kral Lear'ı kim oynuyor? Haluk abi mi? Haluk abi. Kral adam mı? Çok kral adam. Vallahi. Çok bu durumda seni nereye koyuyoruz? Kralın nesi oluyorsun? Prensi? Ben de kralın adamıyım. Kralın adamı mısın? Kralın adamıyım. Bu nasıl bir şey? Kralın adamı. Oynamak. Adamın kralı olmak gibi bir şey yani. O da... Güzel bir şey. O da öyle bir şey. Bir şey söyleyeyim. Ama senin bu adamlarla alıp veremediğin var abi. Kaçmaya çalışan adam. İşte kralın adamı. Bilmiyorum. Evet. Hakikaten zor bir hayat olmalı. Şeye döneceğim. Ya, üçlü karşılaştırmaktan nefret ederim ama hani dizi artık sinemaya ve tiyatroya göre daha mı zor bir şey oldu, sektör oldu? Dizi oyuncusu olmak. Evet, çünkü yorucu yani. Fiziksel yoruculuğu. Bir de yani kafanı o kadar meşgul ediyor ki. Çünkü bir programın yok. Yani gittiğin geldiğin saat belli değil. Bir otursa orasının düzeninde ne güzel olacak. Hem dizini hem sinemanı hem tiyatronu yapacaksın ama televizyonun biraz böyle çok karmaşası var içinde. Yani sinema gibi hazırlığı daha oturmuş, her şeyi belirleyip daha sonradan sete çıkıp planlı bir şekilde rahat rahat çekim yapamıyorsunuz ya dizide. Yani doğru. Kasıt o. İşte tiyatroda tiyatro daha böyle birebir canlı. Orasının da enerjisi çok başka. Bence bundan kaynaklanıyor. Yoksa o problemler halledilse, organizasyon çözülse orası da zevkli bir hale gelecek. Doğru yani. Sonuçta bir endüstriden bahsediyoruz. Peki sen hangi tekstilin adamısın? Yani kendi daha iyi hissedersin. Tamam. Ben yani gerçek insanın anlatıldığı tekstin adamıyım. Bunun tiyatrosu, dizisi çok önemi yok, sineması. Yani bu sokaktaki insanı gösterebileceğimiz, onu anlatabileceğimiz her tekst çünkü bana bir şey ifade etmiyor yani şey ya yani fiction bile olsa yani bilim kurgu bile olsa gerçekten yola çıkacak. Bana böyle çok uçuk bir şeyler çok hitap etmiyor yani. Bugünün
bir yansıması olacak. Anladım. Ama dizi karakterlerine bakıyoruz çoğunlukla artık. Belki hikayeciler sıkıştı kaldı bir kenara senaristlerde. Ama çok karikatürize tipler var. Karikatür işte, tipler var. Yani. Sınırlarda yani. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Ortası yok. Ortası yok. Yani o şey ya siyah ya beyaz. Aradaki tonlar çok önemli. Yani bir insanın içine girdiğinde herkesin var iyi tarafları, kötü tarafları, pişmanlıkları, dertleri, tasaları. Yani ama işte onlar da şey yani işçilik istiyor. Yani o senaryoyu yazmak için de zamana, kafaya ihtiyacım var. Biraz o hıza biz yenik düşüyoruz. Anladım. Yani herkesin hızlı olma sınırı. Dolayısıyla ince işçilik. Evet. İnce işçilik. Çok önemli. Vakit kalmıyor ince işçiliğe. Evet. Ya o karikatür tipler çıkıyor. İki sorun var. Gözlük takınca tanınıyor musun yolda? Ya bu Türkiye'nin en çok televizyonlarda görünen adamlarından birisin o yüzden. Evet evet doğru diyorsun, tanınıyorum. Bir de gözlüğü de değiştiriyorum. Hatta böyle hoşlarına gidiyor insanların. Daha önce o gözlükle görmüş, şimdi bu gözlükle görmüş. Ayrıca gözlük karakteri. Tabii oldu. Bir de gözlükleri de şey yapıyor böyle karşılaştırıyor. Bu gözlük daha iyiymiş diyen de var. Yani. Eyvallah. Çok tartışıldı geçenlerde şeyde sosyal medyada. Bilal Dalkıran da açtı biraz şeyi. Kanıt tekrar çekilse içinde olur muydun? Hayatımın en uzun esi. Evet. Olurdum ama şey aynı o formatta çekilirse. Anladım. Şimdi bazen remake'leri, tekrarları yaparken bir şeyler ekleyelim, işte tekrar nasıl diyeyim? Onu yenileyelim, başka bir yenileyelim. Hiç gerek yok çünkü bizim o yaptığımız iş iyiydi, güzeldi. Hani devamlılığı yoktu. İstediğin bölümden girebiliyordun. Gereksiz o karakterlerin hikayelerine girmiyorduk. Zaten insanlar da onu seviyorlardı. Ben geri dönüşlerini alırken. Biraz da epik bir işti yani. Hani sonuçta bir anlatıcı zınk diye çıkıyor. Gerçek bir karakter. Evet, kameranın içine bakarak dizi çektik biz orada. Ve gerçek olaylar hepsi içinde. Hiç kurmaca yok. İşte tek kurmacı gibi gözüken şey bizim orada karakter, yani bizim karakterimizi yaratırken, yoksa hani Selim ve Orhan diye komiserler yok ama bizim onlara kattığımız şeyler kurmacı, yoksa hikayenin bütünü gerçek zaten. Biz hep ayıflanırdık ya hani Zeki cinayet işlenmiyor diye. Oysa ki çok fantastik işler yaptınız. Yani, bayağı fantezi varmış yani değil mi? Hem de nasıl, ve hepsi onların çoğu zaten bazısı bizim polisimizin arşivinden, bazı Avrupa polisinin arşivinden. İşte insanların halleri yani bunlar. Ve hepsi gerçek. Haller Feci Hocam. Son çıkış. Evet. Deniz Celiloğlu, bakalım manşetlerde neler çıkarttı bize. Evet, bu akşam aktör Deniz Celiloğlu'nu aldık. Arkadaşım, Deniz Celiloğlu hakkında yani kaç tane diyelim ki? Birçok var aslında, birçok Deniz'le de konuştuk. Oyunculuk anlamında bakıyorum, iyi geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Neye ihtiyacım vardı, ne eksiğim var, kendim için iyi yoldayım nokta. Bilmiyorum, bence artık sektör daha derli toplu bir yere gitmeye başlıyor aslında ama pasta bölündü. Hepimizin aşkı ızdırap İstanbul. Çok aşığız ona. Ya bırakmak istiyoruz bir yandan da. Kesinlikle yakalarım beyaz. Bir şekilde geri geldim. Sahil kasabasında yaşarsın ama ben daha gencim galiba. İstanbul'dayız, buradan kaçış yok. Tanınıyorum, gözlükle biliniyorum diyerek bitirdi bize konukluğunu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için. Tam da böyle vaktinde bitiren bir konuk oldu. Şahane. Müthiş. Kum saat dedim, böyle bitiyor. Evet. Başarılar diliyorum son filminde. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Deniz Celiloğlu'na bize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.